Dünyadan haberin yok. Senin dünyadan haberin yok be. Ayaklara gittik gelmiş 15 sene oraya. Kahve kültürü. Ayaklara gittik gelmiş. Arkadaşlar. Köylerin her şeyi tutamışlar. Hocam. Dünyadan haberin yok. Hocam rica ediyorum. Haberin yok. Sen git kendi köylerine. Kendin akla bir. Önceki gün AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Nedret Akbulut, Maksutlu Köyü Muhtarı Saadettin Filiz ve Harmanlı Köyü Muhtarı Necdet Dikim ile görüşen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hamidiye Harmanlı arasındaki 15 kilometrelik yolun asfalt çalışmalarına önümüzdeki ay başlanacağının müjdesini vermişti. İl Genel Meclisi CHP grubu, bugün gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Ağustos ayı olan toplantısında İba'nın açıklamasına tepki gösterdi. Toplantıda gündem dışı söz alan CHP'li Ahmet Sarıgül, söz konusu yolun 2023 yılı yatırım programında yer almadığını ve herhangi bir çalışma yapılması için öncelikle İl Genel Meclisi'nin karar vermesi gerektiğini belirtti. Sarıgül, söz konusu açıklamayı kendilerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüklerini ifade etti. Öncelikle 2023 yılı yatırım programında Hamidiye ve Harmanlı yolu ile ilgili böyle bir yol yapımı yoktur. Meclisimizde bununla ilgili herhangi bir karar da alınmamıştır. Ama AK Parti İl Başkanlığı'nın yolla ilgili kendilerinin bir bütçesi varsa ve yolu yapacaklarsa onu bilemeyiz. Yaparlarsa biz de meclis olarak AK Parti İl Başkanlığı'na buradan teşekkür ederiz. Eğer kendilerinin böyle bir bütçesi yoksa ve bu yolu söz verdikleri gibi nereden yapacaklardır onu öğrenmek isteriz. Hamidiye Harmanlı yolu için eğer ek bütçeye konulması düşünülüyorsa il özel idaresinin karar organı olan meclisinin niye bundan haberi yoktur? İl genel meclisimiz mikro parlamentodur. Yerel hizmet kararlarının alınmasında oynadığı rol ile il özel idaresinin en güçlü ve en etkin organıdır. Bugün il özel idarelerinin yaşamasını sağlayan en temel faktör yerel halkın oylarıyla seçilen bizler, yerel hizmetlerle alakalı olarak yatırım kararlarının burada meclisimizde ortak alınmasından dolayıdır. Bu açıklamayı talihsiz bir açıklama olmuştur. Eğer böyle bir şey varsa ilgili yetkili birimlerden konuyla alakalı meclisimizin bilgilendirilmesini istiyoruz. Son olarak Sayın Akbulut'un da bulunduğu paylaşımda bu açıklamayla ilgili İl Genel Meclis Başkanlığı'na, kendi meclis grubu ve biz meclis üyelerine saygısızlık yapılmıştır. Takdiri meclis başkanlığı olarak siz meclis üyesi arkadaşlarım ve halkımıza bırakıyorum. Sarıgül'ün konuşmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, bu açıklama çok uygun olmamıştır, meclisin saygınlığına gölge düşürmüştür dedi. Eğer bizim adımıza bir başkaları karar veriyorsa, bir başkaları bu konuyla ilgili yaptıracağız diye vatandaşı taahhütte bulunuyorsalar, şimdi yarın buraya böyle bir karar geldiğinde bu meclis üyelerinden ayrı kararı çıkarsa, orada bu hizmeti bekleyen vatandaşlarımıza yazık değil mi? Bir zıtlaşmanın anahtarını yolunu açmış oluyoruz. Özel idare daire müdürlerimizin, genel sekreterin bile böyle program dışı yapma yetkileri yok. Ancak meclisten yetki alırlar, taleplerini iletirler, meclis yetki verir, bu meclis doğrultusunda da uygulamaya geçer. Basına bu şeyleri yapıyorum denmesi çok uygun olmamıştır, meclisin saygınlığına gölge düşürmüştür diye düşünüyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Nedret Akbulut ise söz konusu yolun yapımının elzem olduğunu ifade etti. Bu köy yollarının mutlaka ve mutlaka yapılması gerekir önümüzdeki süreçte. Çünkü geçit vermiyor artık, bu hale gelmiş. Elzem bir konu. Ama bunu biz ifade ettik, yapılması noktasında bir ifade bulunduk diye. Şimdi arkadaşlar burada sizin... Ben de anlamış değilim bunu, niye böyle değerlendiriyorsunuz? Yani yarın öbür gün bu konuyla ilgili karar noktasında yapmayız mı diyeceksiniz? Onu demeliyorsunuz yok. Gelirse büyük ihtimalle, onu diyemezsin. Böyle gelirse bu talepte meclis ayrı bir oy kullanır ise. İsesi yok. Burada halkımızın talepleri var. Bu vahim bir durum var. Bu elzem olan konunun ivedilikle düzeltilmesi lazım. Sonrasında söz alan CHP'li Yaşar Sasa, Mustafa Üstün ve Çiğdem Gegeoğlu, yolun yapılıp yapılmaması ile ilgili bir sorunlarının olmadığını, konunun mecliste karar alınmadan İBA tarafından açıklanmasının kendileri için sorun teşkil ettiğini ifade ederken, zaman zaman CHP'li üyelerle Akbulut arasında gerginlik yaşandı. Evet, yapılması elzem ama bir de Karaburçak Köyü'nün yolunu kazıdılar. 60 santim barikatlar var yol boyunda. Yapılacaksa en elzem yol Karaburçak yolu yapılması lazım. 60 santim barikat var yolda. Barikatların üstünden aşamıyor insanlar. Mutlaka il başkanlarımızı bilgilendireceğiz buradan çıkan kararlarla ilgili ve il başkanlarımız da açıklama yapacaklar.
Ama ben burada dinleyince en çok Belgin Başkan adını özledim. Çünkü Belgin Başkan da yanlış yönlendirmiş maalesef kendisi. Çünkü meclisten çıkmamış bir kararla ilgili Belgin Başkan'a bu şekilde açıklama yaptırmak bir il başkanını da basının önünde zora düşürmektir hocam. Yani siz diyorsunuz ki meclisten çıkmamış bir kararda, alınmamış bir kararda biz söyledik. Her zamanki gibi biz yaptık. Yol yapılacak. Evet. Biz yaptık olur. Yol yapılacak çünkü. Ya bu şartlı bağış buraya gelmemiş. Mecliste böyle bir karar alınmamış. Neyi yapacaklar? Yani Nedret hocam diyor ki tek 28 kişi ben miyim diyor burada. Öyle diyor tabii. Onu demek istiyor. Bir de ikincisi diyor ki biz 15 kilometre koyduk o yolu. Davut Eli ile diyor şey arası diyor. Sesini yükselt. Harman'la arası diyor. Sesini yükselt. Sen fazla konuşma, dinlemesini bil. Yükseltme seni. Sen dinlemesini bil. Yükseltme lan. Dinlemesini bileceksin, dinlemesini. Seni yükseltme lan. Esmere konuşuyorsun. Gel hareketi yapma. Şu kitapçığı okumamışsın 15 sene. Boşuna gezmişsin burada boşuna. Bakacağız. Ben burada yusuflar yaptım. Konuşma beni, şaşırtamasın sen. Şimdi ben elikleri cümle çıkarım. Bakacaksın sen. Ben burada 2020 yatırım programında Yusuf Fuhari'ye evet. Seni ilgilendirmez, ben de soracağım. Bağırma. Konuşma. Konuşmayacaksın. Haddini bileceksin, konuşmayacaksın. Beni kasa götüremezsin, bakacaksın içine sen. Seni koltuğu altından geçir götürürüm ben. Yükseltme. Geçeceksin. Bak. Hatibi dinleyelim, bir dakika. Sen haddini bileceksin, dinleyeceksin. 2000 ya bilerek yaptı da usulü. Tamam sorun değil. O bilerek yaptığı için ben de bu üstahı ben de onu kullanıyorum zaten ona. Dünyadan haberin yok. Senin dünyadan haberin yok be. Ayaklara git gelmiş 15 sene oraya. Kahve kültürü. Ayaklara git gelmiş. Arkadaşlar. Dünyadan haberin yok. Hocam hocam. Haberiniz yok. Arkadaşlar bakın 7 kadar konuyu tartıştık gündemimiz. Dünyadan haberin yok. Senin dünyadan haberin yok. Hadi Mustafa Bey.